Değerli arkadaşlar, merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Metin Külüm olacağım. Arkadaşlar, bugün önemli bir konu işleyeceğim. YKS sınavında, yani TYT ve AYT'de pratik Türkçe bilgileri üzerine duracağım. Kısa ve öz bir şekilde. Aynı zamanda bazı pratikleri yaparken örnek sorular üzerinde de duracağım. O yüzden dikkatli bir şekilde izleyin. Bu videomuz hem sınava girecek olan arkadaşlarımız için hem de lisede eğitim gören arkadaşlarımız için faydalı bir video olacak. Bu kanaatteyim. İnşallah dikkatli bir şekilde sonuna kadar takip ederseniz ve arkadaşlar, bir bütün olarak bu videoyu kanalda yayınlayacağım. Aynı zamanda parça parça da kanalımızda video olarak yer alacak. Hemen gelin isterseniz videomuza geçelim ve ilk pratik bilgimizden başlayalım. Arkadaşlar, eğer sözcüğün türü, görevi, işlevi ve çeşidi soruluyorsa soruda şunu unutmayın. Burada sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı, zamir mi, edat mı olduğuna bakacağız. Dolayısıyla sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa isim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi, edat mı olduğu bize soruluyor. Bunu unutmayın. Sevgili arkadaşlar, bir sıfatın birden çok adı niteleyebileceğini unutmayın. Demek ki bir sıfat birden çok adın önüne gelerek onu niteleyebilir. Yeni ev ve araba dediğimiz zaman burada dikkat ederseniz birden çok adı ne yapıyor? Niteliyor. Bunun tersi de mümkündür sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bir ismin de birden çok sıfatının olabileceğini de ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Mesela zeki, çalışkan, dürüst bir öğrenci dediğimiz zaman, öğrenciydi dediğimiz zaman öğrenci nedir? İsimdir. Bu öğrencinin özellikleri ne? Nitelikleri ne? Hem zeki, hem çalışkan, hem dürüst ve bir öğrenci. Dolayısıyla bakın, 1, 2, 3, 4 tane sıfat ne yapmış? 3 tane niteleme, bir tane belirtme sıfatı öğrenci ismini nitelemiş ve belirtmiş. Bunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Geliyoruz sevgili öğrencilerim, bir başka önemli pratiğimiz. Arkadaşlar, kurallı birleşik sıfatların li eki almış sıfat tamlamalarının ismi nitelemesiyle ve sıfat tamlamasında isimle sıfatın yer değiştirmesi ve isme getirilen üçüncü teklik iyilik ekini almış söz grubunun ismi nitelemesiyle oluştuğunu unutmuyoruz. Şimdi örneğimize bakalım. Uzun saç dediğimiz zaman burada bir sıfat tamlaması olduğunu görüyoruz. Uzun saçlı erkek dediğimiz zaman bakın, orada uzun saç sıfatına li ekini getirerek birleşik sıfat yapıyoruz. Gene bozuk yol sıfat tamlamasına yolu bozuk köy dediğimiz zaman bir birleşik sıfat yaptığımızı unutmuyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıllarda sevgili arkadaşlar, üniversite sınavında geçen sorulan bir birleşik sıfatı size söyleyelim. Orada bir cümlede salonu geniş ev ifadesi kullanılmıştı. Bakın, aslında salonu geniş ev bir birleşik sıfattır. Nasıl oluşmuş? Geniş salondan oluşturulmuş bir sıfat tamlaması, birleşik sıfat. Geniş salonlu ev dediğimizde orada da lı ile yapmış olduğumuz bir gene birleşik sıfatı görebiliyoruz. Dolayısıyla birleşik sıfat yaptığımız zaman kurallı birleşik sıfat. Dikkat et. Birleşik sıfat demiyorum bak. Kurallı birleşik sıfat yaptığımız zaman ya lı li ekiyle veya üçüncü tekil şahıs iyilik ekiyle ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Bunu da lütfen unutmayalım. Ve gelelim bir başka pratiğimize. Belirtisiz isim tanımlamalarının da arkadaşlar sıfat olarak kullanılabileceğini lütfen unutmayın. Mesela altın sarısı saç dediğimiz zaman burada nedir arkadaşlar? Bir belirtisiz isim tanımlamasıdır. Ama nasıl kullanılmış? Bir sıfat olarak kullanılmış. Bunu da unutmuyoruz. Yine arkadaşlar, zamirlerle de isim tanımlaması kurulabileceğini lütfen unutmayın. Nasıl? Örneklerimize bakalım. Mesela benim üniversitelerim dediğim zaman orada benim tamlayanı nedir arkadaşlar? Bir zamirdir. Dikkat edin. Birinci tekil
şahıs zamilidir. İm, unutmayın, ilgi ekidir. Burada bir belirtili isim tamlaması var. Benim üniversitelerim dediğim zaman iyelik ekli bir kelime bir zamirle bir araya gelerek bir isim tanıması kurmuş. Belirtili isim tanıması kurmuş. Senin dünyan dediğim zaman gene dünya ismiyle sen zamiri bir araya gelerek ilgi eki almış ve iyelik eki almış bir belirtili isim tanıması kurmuş. Kendi insanlarımız derken arkadaşlar dikkat edin. Burada kendi nedir? Dönüşlülük zamiridir. Dönüşlülük zamirleri de isim tanıması kurar. Dolayısıyla burada da gene insanlarımız iyelik ekli bir ismimiz kendi dönüşlülük zamiri ile birleşerek bir belirtisiz isim tanıması kurmuş. Gene kimin nesi dediğimiz zaman burada kim zamiri ın in ilgi eki alarak ne ismiyle bir araya gelmiş burada kimin nesi derken dolayısıyla sığısı iyelik eki almış ve ikisi burada tabii orada ne kelimesi çocuklar ne oluyor neden ismi dedim sığısı iyelik eki aldığı için çekim eki aldığı için isimleşiyor. Unutmayın arkadaşlar burada gene özel bir bilgi vereyim size. Fiil dışındaki kelimeler nedir? İsim cinsinden değil mi? İsim cinsinden kelimeler isim çekim eki alırsa unutmuyoruz bir hap bilgi veriyorum. Adlaşırlar. Biraz önce adlaşmış sıfatla ilgili bir örnek yapmıştık. Dolayısıyla çekim eki aldığı zaman kelimenin türü ne olursa olsun isim çekim eki aldığı zaman fiil dışındaki kelimeleri kastediyorum. Dikkat. O zaman adlaşırlar. Adlaşmış sıfat, adlaşmış zamir, adlaşmış zarf, tamam mı? Gibi olur. Artık onlar isim olur. Anlaştık mı? Cümlede isim olarak kullanılır. Bunu da unutmuyoruz. Ondan mütevellit tamlayana isim dedim. Peki, şimdi devam edelim arkadaşlar. Bir başka önemli pratik. Şimdi arkadaşlar, fiilleri biz geçişli, geçişsiz, oldurgan, ettirgen gibi adlarla değil mi? Anlamına göre adlandırıyordu. Şimdi geçişli fiillerin yani neyi, kimi sorularını yöneltebildiğimiz fiiller. Evet, bir fiilin geçişli olup olmadığını biz neyi, kimi sorularını sorarak öğrenebiliriz. Eğer neyi, kimi sorularına arkadaşlar cevap veriyorsa bu geçişli fiildir. Unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Geçişli fiillerin arkadaşlar kılıç fiili yani atmak, delmek, açmak gibi fiillerde bir hareket bildiren geçişsiz olan ve hareketin kişinin kendi isteğiyle gerçekleştiğini ifade eden fiillere de durum fiili. Örneklere bakarsak yürümek, güldü, oturmuş gibi fiiller. Bir hareket bildirmeyen, eylemin kişinin kendi isteği dışında gerçekleştiğini ifade eden ve geçişsiz olan fiillere de oluş fiili dendiğini unutmuyoruz arkadaşlar. Demek ki anlamına göre biz fiilleri üçe ayırıyoruz. Geçişli fiiller yani neyi, kimi sorusuna cevap veren fiiller. Bunlara kılıç fiili diyoruz. Bir diğer fiiller ise durum fiilidir. Burada da arkadaşlar durum fiilleri geçişsizdir ve hareketin kişinin kendi isteğiyle gerçekleştiğini ifade eder. Bir diğer fiil ise oluş fiildir. Burada da arkadaşlar gene geçişsizdir. Hareket bildirmeyen, eylemin kişinin kendi isteği dışında gerçekleştiğini ifade eden fiillerdir. Buna da oluş fiili diyoruz. İşte bu üç fiile kılış, durum ve oluş fiili dendiğinde ne yapıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Özetlersek kılıç fiilleri neyi kimi sorusuna cevap verir. Durum fiilleri neyi kimi sorularına cevap vermez. Ama eylem kişinin kendi isteğiyle gerçekleştiğini, eylemin kendi isteğiyle gerçekleştiğini ortaya koyar. Oluş fiillerinde ise gene neyi kimi sorularına cevap vermez ama burada bir hareket yoktur. Eylem kişinin kendi isteği dışında gerçekleşir. Mesela domatesler kızarır değil mi? Buna bizim etkimiz var mı? Yok. Mesela büyürüz değil mi? Büyümek. Değil mi? Bunda bizim etkimiz var mı? Katkımız var mı? Yok. Demek ki bu tür fiillere de biz oluş fiili diyoruz. Unutmuyoruz. Bunu da sevgili dostlar. Ve geliyoruz sevgili arkadaşlar bir diğer pratiğimize. Arkadaşlar fiil kiplerinin haber kipleri ve dilek kipleri diye ikiye ayrıldığını unutmuyoruz. Arkadaşlar haber kiplerinin beş tane zamanı vardır. Aynı zamanda haber kipleri zaman anlamı içerir.
Dili geçmiş zaman, işli geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve geniş zaman. Hocam burada mazmezli var. O ne? O da geniş zamanın olumsuzu. Tamam mı? Bir de içeriğinde zaman kavramı olmayan kiplerimiz vardır arkadaşlar. Buna da dilek veya tasarlama kipleri diyoruz. İkisi de doğru. Dilek kipi veya tasarlama kipi diyebiliriz. Burada da arkadaşlar dört tane kipimiz var. Emir kipi, gerekli kipi, istek kipi ve şart kipi. Bunlara da biz dilek tasarlama kipleri diyoruz. Toplam dokuz tane kipimiz var. Beşi haber kipi yani bildirme kipleri. Dördü de tasarlama kipleridir. Bunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz ve bir diğer pratiğimize geliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, basit zamanlı fiillerin tek, birleşik zamanlı fiillerin iki tane kip eki aldığını unutmuyoruz. Eğer arkadaşlar bir fiil, eylem basit zamanlıysa bir tane kip eki almıştır. Mesela bak gelmiş diyoruz. Ekrana dikkat et. Gelmiş. Bışmış, öğrenilen geçmiş zaman eki almış. O zaman bu nedir? Basit zamanlıdır. Gelmişti. Fiiline bakın. Orada bak gelmiş idi. Ek fiilin hikayesi gelmiş. O zaman birleşik zamanlıdır. Rivayeti de gelebilirdi, şartı da gelebilirdi veya geniş zaman da gelebilirdi. Fark etmez. Mühim olan nedir arkadaşlar burada? Birden fazla zaman eki veya kip eki almasıdır. Gelmişti kelimesi iki tane kip eki aldığı için, zaman eki aldığı için o zaman bu nedir? Birleşik zamanlı bir eylemdir. Dolayısıyla basit zamanlarda bir tane kip eki, birleşik zamanlarda iki tane kip eki vardır. Bunu ne yapmıyoruz? Sevgili arkadaşlar, bir fiil birleşik zamanlı ise orada mutlaka bir ek fiilin olduğunu da unutmuyoruz. Yani birleşik zamanlı ise, yani birden fazla zaman eki almışsa orada muhakkak en sonuncu kip eki nedir? Ek fiilin zamanıdır. Mesela bak, çalışmalıymışım dediğimiz zaman bakın orada malı meli bir kip eki değil mi? Çalışmalıymışım derken iyi düştüğü için y türemiş orada. Mışmış öğrenilen geçmiş zaman. Biz buna ek fiilin rivayeti diyoruz arkadaşlar. O zaman burada gereklilik kipinin rivayetiyle ne yapılmış? Çekimlenmiş. Çalışmalı bir zaman bak. Çalışmalıymışım. Gereklilik kipinin bakın neyi oldu? Rivayeti oldu. O zaman i ne yapmış? Düşmüş. Yerine ye türemiş. Gelecek mişim. Gelecek inişim bak. Geliyormuş. Bak birleşik dikkat ediyor musun? Gelecekse, gelecek ise fark ediyor musun? Heh, bakın birleşik zaman. Burada imek fiiliyle beraber ne yapmış? İmek fiilinin yani ek fiilin zamanları gelmiş. Bunu da unutmuyoruz. Geliyoruz bir diğer pratiğimize. Şimdi sevgili öğrencim, sevgili arkadaşım. Bir cümlede eğer isim soylu bir sözcük yüklem olmuşsa orada mutlaka bir ek fiilin olduğunu unutmayın. Biraz önce hatırlayın videomuzun başındaki pratiklerde bir şey söylemiştim. Demiştim ki isimler yüklem olmaz. İsim nedir? İsimdir, varlık adıdır. Ama isim cümlesi var hocam. Ne olacak? İşte isimler yüklem olduğu zaman sevgili arkadaşlar, yüklem olabilmesi için ek fiil gelmesi lazım. Ek fiilin zamanlarının gelmesi lazım. Ek fiilin de dört tane zamanı var. Geniş zaman, rivayet, hikaye ve şart. Şimdi sevgili arkadaşlar, genellikle şart kipiyle ne olur? Yan cümleciğin yüklemi olur. Diğer geniş hikaye ve rivayetle de asıl temel cümleciğin yüklemi olur. Did you understand? Devam. O zaman eğer isim cümlesi ise arkadaşlar yüklemimiz muhakkak ek fiil almıştır. Bunu unutuyoruz. Şimdi örneğe bak. Sınıf temizmiş. Temiz nedir orada? Yüklem. Temizmiş. Temiz isim. Evet. Sınıf temiz. Dil de olabilirdi. O zaman isme ne gelmiş? Temiz imiş. İyi düşmüş. Ek fiil düşmüş. Ek fiilin rivayeti. O zaman burada ne olmuş? Ek fiil gelerek yüklemi, isim yüklemini, ismi yüklem yapmış ve isim cümlesi oluştu.
Okey. Her şeyim sensin. Her şeyim sensin. Sensin. Sınsın. Dikkat ettin mi? Bu yaptıklarım senin için idi. Senin içindi. Arkadaşlar, ek fiil sürekli düşer. Eki kalır. Dikkat et. Yaptıklarım senin için idi. Senin içindi. Dikkat ettin mi? Ne yaptı? İsim cümlesi yap. Hocam orada için edat. Değil mi? Bak, temiz. Tamam, isimli. Ama içine. Biz ne demiştik arkadaşlar? Fiil dışındaki tüm kelimeler neydi? İsim soyluydu. Peki bunlar yüklem olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? İşte bak, dedik ya. Ek fiil alırsa yüklem olur. Peki hocam, yüklem edat. Ek fiil almış, yüklem olmuş. O zaman bu da isim cümlemiz mi? Tabii ki isim cümlesi. Çünkü edatlar nedir arkadaşlar? İsim cinsindendir. Okey. O da iyidir. Bakın, iyi bir sıfattır normalde, değil mi? İyi çocuk. Değil mi? İyi kız. İyi oğlan. İyi arkadaş. Ama bak, burada ne oldu? Dır bir eki alarak isimleşti. Yani çekim eki aldı ve yüklem oldu. Dolayısıyla bu da isim cümlesidir. O da iyidir dediğimiz zaman iyidir yüklem. O zaman yüklemimiz burada sıfat cinsinden bir kelime. Dır bir ek fiilin geniş zamanını aldı. Dolayısıyla sevgili öğrencim, ne oldu? İsim cümlesi yaptı. Ve bu cümlemiz isim cümlesi oldu. Bunu da ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.